paylaşmak gerekiyor çünkü. Evet arkadaşlar başlayalım. Saatimiz şu an zaten 5 oldu. Evet geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda ISO kelimesi var. ISO bizim coğrafya dersine atlamış olduğumuz bir kelime olması lazım. Bildiğiniz gibi lisedeki coğrafya derslerimizde mesela izohips, izoterm falan gibi kelimeler vardı. Yani izohips malum eş yükselti, izoterm de eş sıcak eğrileri falan gibi. Bunu görmüştünüz zaten. Buradaki örnek kelimemiz izotonik kelimesi. Türkçe karşılığı maalesef yok. Yani buna Türkçe bir kelime bulmamız çok zor. Karşılığı yok çünkü. Ama tonus kelimesi gerim demek. Bunu gerilimle karıştırmayın. Gerilim farklı bir şey. Yani gerilim biliyorsunuz bir elektriğin voltaj yüksekliğine an deniyor. Ama tonus olayı gerimden kastımız şu. Mesela her kasın kendine göre bir gerimi var. Yani bu genelde kaslarla ilgili veya sıvılarla ilgili bir terim. Tonus kelimesi. Mesela bir kişinin kolunu kaldırdığınızda kendi kendine düşüyorsa hiç böyle tabiri caizse gerili vaziyette kalmıyorsa buna hipotonik diyoruz. Ya da bazen hipertonik falan deniyor. Tabii ki buradaki örneğimiz sıvılarla alakalı. Su ve solüsyonla ilgili bir şey. Mesela biliyorsunuz bazen insanlara serum takılıyor hastaların çoğuna. Mutlaka bir serum veriliyor. Serum takmaktaki amaç ne? Hem kişiye mai, Arapça kelimesi, Arapça mai su anlamına geliyor. Hem mai vermek yani su vermek hem de onunla beraber hastaya ilaç vermek amacıyla kullanıyor serumlar malum. Aynı zamanda besleyici özelliği var. Yani mesela bazıları dekstroz falan diye geçer malum enerji amaçlı. Bazen de protein verme amaçlı kullanıyor serumlar. Ama hastaya verilen bu serumun mutlaka izotonik olması gerekiyor. Yani kanımızın gerimiyle bu sıvının verilecek olan sıvının gerime eş olması lazım. Hatta bunun için şöyle bir şey de var ama bu tabii ki bu evde denenmez. Diyorlar don't try at home yani evde denemeyin. 1 litre damıtılmış suya 8,5 gram tuz atıldığı zaman bu izotonik bir sıvı olarak oluşuyor. Yani 1 litre damıtılmış saf suya 8,5 gram yine tabii ki steril bir tuz katıldığında bu ne oluyor? İzotonik olmuş oluyor. Şimdi bakın eğer kana verilen sıvı izotonik olmazsa ne olur? Burada gösteriyor aslında. Şimdi bakın şurada gösteriyor. Şu izotonik bir durum şuradaki. Yani sıvıyla, kandaki sıvıyla ve verdiğimiz sıvının tonusu aynı. Gerimi aynı. Ama eğer kişiye örneğin tuzlu su içirdiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Kandaki sıvı bu sefer doku altına kaçıyor. Bakın şurada gösteriyor. Bu şu griller su ve bu arkadaşlar su ne oluyor? Pardon, solüsyon. Su dışarıya kaçıyor. Yani doku altında birikiyor. Ve de arkadaşlar buna ödem diyoruz. Yani ödemin de sebebi biliyorsunuz kandaki sıvının kan dışına çıkıp damar doku altında birikmesi olayı. Mesela bununla ilgili gebe kadınlarda görülen bir hastalık var. Eklamsi diye. Hatta buna preeklamsi deniyor. Ödem varsa kişide eğer malum hemen direkt ne yapılıyor? Tuz tüketiminin azaltılması lazım. Değil mi? Tuzsuz diyet de bulunması gerekiyor kişi. İzo ile ilgili bu kadar örnek yeterli. Loku kelimesini daha önce gördük. Yani sit kelimesinde örnek vermiştik buna. Bildiğiniz gibi loku beyaz, eritro kırmızıydı. Malum kanda beyaz diye ifade edilen tek şey var. O da lökositler. O yüzden loko dendiğinde doğrudan doğruya kelime anlamı beyaz olmasına rağmen doğrudan doğruya lökosit akla geliyor. O yüzden mesela peni yetersizlik ve eksiklik anlamına gelen bir kelime. Lökopeni dediğimiz zaman bakın lökositopeni dememize gerek yok. Hatta lügatlere lökositopeni kelimesine baktığınız zaman size bakınız lökopen der. Yani lökopen dediğiniz zaman da akvivarların azalması anlamına gelmiş oluyor. Yine mesela şöyle bir kelime var. Lökoemi. Daha doğrusu löko kelimesinin sonuna emi eklendiği zaman bunun Türkçe okunuşu arkadaşlar lösemi oluyor. Bakın emi neydi? Kanda, kan veya kanda. Löko beyaz. Kelime anlamı kanda beyaz. Yani bir anlamı yok Türkçe karşılığı olmadığı için. O yüzden biz arkadaşlar bunu lösemi şeklinde okuyoruz. Malum lösemi hastalığında bildiğiniz gibi
ne oluyor? Kandaki beyaz küreler, yani ak yuvarlı, genç ak yuvarların sayısı ciddi anlamda artıyor. Yani normalde 1 mililitre kan 4-5 bin defa bulunması gereken ak yuvarların sayısı 40-50 bin lira kadar artıyor, ama bunlar genç ak yuvar. Yani vazife yapmayan, savunmada bir işe yaramayan ak yuvarlar. O yüzden bu bir hastalık. Biliyorsun buna kan kanseri adı veriliyor. Mesela bakın aşağıdaki resimde lökostoz ve lökopeniyi karşılaştırmış. Lökostoz kandaki ak yuvarların sayısının artması. Nitekim kişide eğer enfeksiyon varsa kandaki ak yuvarların sayısı artar. Hatta normalde bildiğiniz gibi idrarda ak yuvar bulunmaz. Değil mi? İdrarda ak yuvarın ne işi var? Ak yuvarın bulunması gereken yer, ki buna rutinde beyaz küre deniyor. Beyaz küre kanda bulunması lazım. Ama eğer kişide enfeksiyon varsa o zaman idrarda ak yuvar görülebiliyor. Tabii ki bunların sayısı önemli. Bunlar sayılıyor arkadaşlar. Buna biyogram veriliyor. Yani 1 mililitre kanda ne kadar olduğuna bakılıyor. Normal seviyesine inmeden, yani vücuttaki enfeksiyon normale dönmeden kesinlikle ne ameliyat yapılır, ne diş çekilir, ne başka bir şey yapılır. Çünkü ak yuvarların sayısının çoğalması demek vücudumuzun kendini bakterilere ve virüslere karşı savunması demek. Siz o esnada eğer ameliyat falan yaparsanız ne oluyor arkadaşlar? Ak yuvarların aleyhine oluyor bu durum. Ve enfeksiyonun vücuda yayılmasına sebep olur. Bu yüzden mesela diş bile çekilmez, değil mi? Sizin dişiniz ilk apse yaptıysa dişçiye gittiğiniz zaman size önce antibiyotik yazıyor. Diyor bunu kullan, tekrar gel ve aynı zamanda antiinflamatuvar tabii. Yani sadece antibiyotik yeterli değil. Aynı zamanda antiinflamatuvar ilaçlar da veriyor. Ağrı kesici veriyor. Amaç da arkadaşlar oradaki hem ağrıyı dindirmek hem de inflamasyona sebep olduğu doku hasarını düzeltmek ve enfeksiyonu gidermek, yani amaç bu. Evet, lökostoz, ak yuvarların sayıca çoğalması, lökopen de bunların sayıca azalması anlamına gelmiş. Lipo bu kadar yeterli. Gelelim lipo kelimesine. Arkadaşlar lipo lipitten geliyor aslında. Lipid yağ demek. Hani mesela yağ nedir aslında? Bildiğiniz gibi 6 tane besin ögesi var. Yani biz yemek yediğimiz zaman için yemek yiyoruz. Yaşamak için, değil mi? Hayatta kalmak için yemek yememiz gerekiyor. Ama yemek yediğimizde almamız gereken şey, hani yeterli ve dengeli beslenme olayı var ya. Normalde arkadaşlar yediğimizde karbonhidratlar, bildiğiniz gibi besin ögeleri bunlar. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve su şeklinde. Hatta suyun besin olup olmadığı tartışma konusu. Hani kimileri besin olarak sayıyor, kimileri saymıyor, ama çoğunluk besin olduğunu söylüyor. Çünkü su olmayınca bunların hiçbir tanesi işe yaramıyor. Çünkü su bir katalizör. Daha önce bahsetmiştim. Su bu besinlerin metabolizmada yıkımını veyahut da yapımını sağlıyor. Enerji oluşmasını sağlıyor. Su olmazsa hiçbir işe yaramıyor. Su kimyasal tepkimeyi başlatıyor. Katalizör olduğu için enzimler gibi tepkimenin diğer tarafında da su olarak çıkıyor. Yani herhangi bir tepkimeye girmiyor su. Bu anlamda karbonhidratlar ve yağ enerji olarak kullanılıyor. Tabii yağın başka bir görevi daha var aynı şekilde. Yağda eriyen vitaminleri için yağ almak zorundayız. Ki nedir bunlar? A, D, E ve K vitaminleri. Bunlar yağda eriyen vitaminler. Yani tamamen yağsız bir diyet uygulayamazsınız. Bu mantıklı değil. Bu sağlıklı olmaz yani. Yağdan tamamen hani hiç yağ almayayım, kilo vereyim diye. Böyle bir diyet yok. O zaman A vitamini alsanız bile bunu kullanamaz vücut. D vitamini alsanız bile D vitamininin görevi kandaki kalsiyumu kemiklere taşımak. Bu olay kesintiye uğrar. Yine E vitamini gözler için ve eşek hücre için çok değerli. K vitamini özellikle pıhtılaşmada görev var. Pıhtılaşma hücresinin ihtiyacı olan bir şey. Hatta mesela yeni doğan bebeklere bazen K vitamini yapılır. Kanama vesaire durumlarına karşı. O yüzden durum bu. Lipoz dediğimiz zaman yağın aşırı derecede artması, zaten resimdeki görüntü bunu çok güzel anlatıyor. Değil mi? Ne olmuş arkadaşlar? Lipoz olmuş. İngilizcesi bunun malum fat, yağ demek veya şişman anlamına geliyor. Zaten şişmanlık tamamen yağla ilgili arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim mesela, bir insan düşünün 130 kilo ama her tarafı yağ. Ama bir insan düşün, o da 130 kilo ama her tarafı kas, değil mi? Yani kasla da kilo yapılabiliyor, yağla da kilo yapılabiliyor.
Ve kilo verildiği zaman arkadaşlar kesinlikle yağdan verin. Yani su veya kas kaybetmemeniz lazım. Ha, su olur. Yani insanda ödem de oluyor. Mesela ilk ay bayağı ciddi bir ödem, su kaybı olabiliyor. Ödem atabiliyor kişi. Çünkü o da atılması lazım sonuç itibariyle. Ama sonraki aylarda zaten ilk ay 10 kilo veriyorsa bir insan giderek daha düşük dozlarda miktarda kilo vermeye başlıyor. Bu da böyle arkadaşlar. Lipoz tabii tehlikeli bir durum. Hani fatness tersi fitness. Burada size bir ölçü de vereyim. Yani bunun hani şişmanlığın ölçüleri var. Mesela kilonuzu boyunuzun karesine böldüğünüz zaman buna body mass index deniyor. Yani vücut kitle indeksi. Tekrarlıyorum. Kilonuzu boyunuzun karesine böldüğünüzde ortaya çıkan rakam 17 ile 25 arasında olmalı. İdeali tabii ki 21-22'lerde çok ideal. Yani manken gibi vücut var demek. Ama tabii ki 17'nin aşağısı patolojik derecede yani zayıf. 25'in üstü 25 de evet Kadir Bey ona cevap vereceğim şimdi. 25 ile 30 arası kilolu. Yani balık etli falan deniyor ya. Kilo 25-30 arası. Ama 25-30'dan kastımız ne? Boyunuzu kilonuzun karesine böldüğünüz zaman. Eğer 25-30 arası çıkarsa kilolu sayılıyor. 30'un üzeri şişman. 30 ile 38 arası şişman. 38'den fazlaysa buna morbid obez deniyor. Yani biliyorsun obezite diye bir hastalık var. 30'un üzeri obez ama 38'in üzeri arkadaşlar morbid obez. Yani morbid ne demek? Hastalık demek. Bu insanların ameliyat masraflarını SYK karşılıyor şu anda. Yani aşırı kilo veren insana hatta belki televizyonda görüyorsunuz bazı dev yaşamlar mı öyle şey var. Programlar var. Kilo verme anlamında velhasılı. Yağ aldırmak tehlikeye yol açar mı? Aslında bir şey söyleyeyim size. Bu yağ aldırma olayı iki türlü yapılıyor. Birisi estetik amaçlı liposuction denen kesmeden ya karnı yarmadan göbeği kesmeden yapılan bir yöntem var. Ya bunu estetisyenler yapıyor. Ama bir de vücudu keserek adeta kasapların yağı etten ayırması gibi bir ayırma şekli var. Bu tabii ki bunu da kim yapıyor? Genel cerrahlar yapıyor. Ya esasen tabii ki yağ doğal bir şekilde vermeye çalışmak lazım. Bazen maalesef ani bu şekilde yapılan ameliyatlarda ölenler de var. Hani ani kilo vermeye çalışıp ölenler de var. Böyle değişik yöntemlerle yemeyerek mesela kişi hiçbir şey yemiyor. Arkadaşlar hiçbir şey yemediğiniz zaman da tehlikeli. Çünkü bir şeyler yemek zorundayız. Yani yaşamak için yemek durumundayız. Her gün belli miktarda besine vücuduna ihtiyacı var. Bakın enerjide sorun yok. Yani enerji almazsan, karbonhidrat almazsan hiçbir şey olmaz. Çünkü vücutta bir miktar karbonhidrat var zaten. Bu arada şunu da söyleyip bu konuyu geçeceğim. İnsan vücudunun biliyorsunuz %59'u su. Yani erişkinlerin %59'u su. %18'i kas, yani protein. %18'i yağ. Yani %18 yağ normal sayılıyor yani. %4,3'ü mineral. Geri kalan 0,7'si de vitaminler ve işte enzimler, hormonlar vesaire. Bunlar oluşturuyor. Ama vücudumuzun 1/3'üne yakın arkadaşlar bildiğiniz gibi sudan oluşuyor. O yüzden hani su kaybı veya kan kaybı bildiğiniz gibi maalesef çok tehlikeli. Örneğin kan kaybında hemorajik şok, su kaybında da hipovolemik şok ortaya çıkıyor. Yani kanın sonuç itibariyle yine o sıvı kandan gidiyor. Kanın volümü düşüyor. Kan akışı sekteye uğruyor ve kişinin ölümüne sebep olabiliyor su kaybı. O yüzden su kaybı deyip geçmeyin. Su kaybetmek iyi bir durum değil. Çünkü vücudumuzun %59'u su. O yüzden bunu önemsemek gerekiyor. Su kaybının. Velhasılı. Arkadaşlar bu kilo vermenin en güzel yolu tabii kilonun sorumlusu arkadaşlar kişinin tabii ki yok İlyas %70 değil %59. Bebeklerde biraz fazla. Yaşlılarda biraz daha düşük ama ortalama %59 civarında. Kilo vermenin arkadaşlar bir kere kilo niye alınıyor? Bunun çok sebebi var aslında. Bunlardan bazıları psikolojik. Yani kişi yemek yiyerek kendini mutlu ediyor mesela. Sıkıntısı var ama yiyerek kendisi mutlu ediyor. Ya, o şekilde tatmin oluyor bir nevi yani açıkçası. Bir başkası maalesef yediklerimizin yani kalitesi çok düşük. Yani 20-30 sene öncesine göre artık biliyorsun doğal değil. Yani içindeki protein ve esansiyel maddelerin oranı azaldığı için yağ ve
karbonhidrat öne çıkmış durumda şu anda. Yani yemek yediğimiz zaman karnımız doyuyor. Ama beslendik mi? Maalesef yeterince besin alamadık. Niye? Çünkü besin değerleri düşük. Kişi dolayısıyla daha çok yeme ihtiyacı hissediyor. Yani beyin uyarıyor. Benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var. Kişi daha fazla yemek yeme ihtiyacı hissediyor. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Bir de biraz kültür arkadaşlar. Yani biraz da o büyük yörenin kültürüyle alakalı bir şey. Yemek yemek aynı zamanda kültürdür. Yani sadece yemekler yaşamak için yenmez. Bazen yemek için yenir yani. Değil mi? Bazen de böyle bir durum var. Bu alışkanlıklar tabii haliyle ister istemez bir de eğer yani hareketsiz bir yaşam varsa tabii ki gelsin kilolar. O yüzden yapmamız gereken şey günlük yaktığımız kalori miktarını arttırmak. Yani yaktığımızdan daha çok kalori, daha az kalori almak. Yani diyelim ki günlük 2500 kalori yakıyorsan 2000 kalori aldığında o 500 kaloriyi vücut kendi içinden sağlıyor. Dolayısıyla peyderpey yavaş yavaş yani bu işin mantıklı yolu yemeği azaltıp spora başladığında o yağ miktarını yani yaktığı miktarı arttırdığında yavaş yavaş zaman içerisinde hani yaşam tarzını değiştirerek kilo vermek çok daha kesinlikle sağlıklı daha mantıklı. Bir de bu anlamda takviyeler kullanılabilir. Yani çok iyi bir danışmandan, bir diyetisyenden tavsiye alarak ne yapılabilir? Ona danışılarak takviyelerle de çok rahat kilo verilebiliyor. Çünkü metabolizmayı hızlandıran, yağ yakımını hızlandıran bir takım maddeler var. Onlar işe yarıyor. Evet, bir diğer kelimemiz arkadaşlar makro. Günlük hayatta yine bildiğimiz bir kelime. Örneğin nerede duymuşuzdur? Makro iktisat, mikro iktisat falan gibi. Ya da makro, mikro ekonomi şeklinde. Mesela makro ekonomi, ülke ekonomisi. Mikro ekonomi dediğimiz zaman da aile ekonomisi. Arkadaşlar her ikisi de iyi yönetilmesi lazım. Yani iyi yönetemezsen, bakın Türkiye'nin geldiği durum ortada. Yani bu tamamen yönetimle alakalı bir durum. Yani yönetimi bile bile mesela faiz miktarını azalttığında bile bile yani dövizi yükseltti. Amaç ne arkadaşlar? Bu bir yönetim şekli. Döviz bilerek yükseltildi ki şu an Türkiye'de çok ciddi anlamda ihracat var. Yani ülkeye döviz girsin diye bir dengeyi sağlamaya çalışıyor hükümet. Döviz girsin diye. Böyle bir yöntem uyguladı. Yani bilerek yükseltti. Bunu söyleyeyim size. Ama tabii ki bakın ben siyaset yapmıyorum. Olanı söylüyorum size. Görüşümü söylüyorum. Bu bir yönetim şekli. Yönetim tarzı. Kim olsa belki aynı şeyi yapabilirdi. Ama yani tabii ki toplumun nabzını tutmak için, nabız yükselmesin diye de faizle mücadele ediyoruz falan deniyor. Yani ne olduğunu artık Allah biliyor. Velhasıl arkadaşlar şey de öyle. Yani aile ekonomisi de öyle. Eğer sizin gideriniz gelirinizden fazlaysa, yani geliriniz giderinizi karşılayamıyorsa, açık veriyorsanız arkadaşlar iki şey var. Bakın iki şey yapmanız lazım ama maalesef toplum bunu yapmıyor. Yapmadığı için de ülkede bunu yapmıyor, toplumda bunu yapmıyor. Yapılması gereken şey ne arkadaşlar? Bakın geliriniz giderinizi karşılamıyor. Açık veriyorsunuz her ay. Yapılması gereken şey zaruri masrafları kısıp zaruri yani en mecburi olduğunuz masrafları yapmanız gerekiyor. Yani o gereksiz gelir kalemlerini azaltmanız gerekiyor. Örneğin öğrencisin paran yetmiyor mu? Konuştuğun paketi düşür. Yani internet paketini düşür mesela. Telefon diyelim ki 100 lira mı geliyor? Bunu 50'ye düşür. Daha düşük pakete geç. Ya da ne bileyim evin yakınsa otobüse binme yürü. Çünkü arkadaşlar çok daha kötü günler bizi bekliyor. Bilginiz olsun 2022, 23, 24. 3 sene maalesef çok kötü görünüyor. 2025'te belki bir rahatlama sağlayacağız yani. Tamam. Konuyu açtı ama arkadaşlar tablo bu. Üzgünüm keşke müjdeli bir haber verebilseydim size. Altının 1.000 lira olacağı söyleniyor. Yani valla adamların dediği çıkıyor arkadaşlar. Söyleniyor derken söyleyenler uzmanlar, bu işin uzmanları. Yani ekonominin bir dengesi var sonuçta. Sen o dengeyi bozarsan yani faiz ve döviz dengesi var. Faizi düşürürsen o kefe yani hafif kalır, diğer kefe ağır basar. Bu net. Faizi yükseltirsen o kefe ağır basar, diğer taraf düşer. Ya bunu yazan kim? Arkadaşlar ameliyathane bölümü herhalde. Şimdi bakın ben ameliyathane bölümüne link atıyorum. Derse girsinler diye değil. Normalde pazartesi işledim ben bu dersi ameliyathanede. Ameliyathane bölümünden kimse varsa çıkabilir arkadaşlar. Yani derse katılmak zorunluluğunuz yok. Galiba ben onu gruba almıştım bir yer arkadaşı, temsilciyi.
Sanırım bu hala grupta arkadaşım. Bilmiyorum gruptan değil mi? Oradan yolluyor. Yo. Ameliyathane bölümünden kimse varsa burada şu anda derse katılmak zorunda değil. Onu söyleyeyim. Çıkabilirsiniz yani sıkıntı yok. Çünkü işledim ben bunları. Pazartesi yüz yüze dersimizde bunları işledik zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar makro kelimesi böyle eyvallah. Ben o gruptan da çıkartayım arkadaşım. Yani ona link gitmesin yani. Hani belki gelmek isteyen olur. Pazartesi derse gelmeyip bunu gelmek isteyen olur belki diye. Hani o amaçla atmıştım aslında. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi örnek kelimemiz makro sefali. Sefal, sefalon aslında baş demek. Ensefalon başın içindeki demek değil mi? Arkadaşlar başın içinde ne var? Beyin var. Dolayısıyla Yunanlılar başa sefalon demişler. Beyni de ensefalon. Yani başın içindeki anlamına ensefalon adı vermişler. Makrosefali de başın büyük olması durumu. Bakın burada yine ia kelimemiz var. Ia'nın ne anlama geldiğini biliyoruz artık. Ia öneksiz bir işe yaramaz. Bakın ia bir sonek ama önek olmadan bir anlamı yok. Çünkü bakın makroyu çıkartan sefali, baş durumu bir anlam var mı? Yok. Ama başına makro koyduğunuz zaman bir hastalık olduğunu anlatıyor. Yani baş büyük olması gerekenden büyük. Bakın bu çocuğun veya büyük ihtimal çocuktur. Bu alın kısmına baktığınız zaman arkadaşlar şuraya büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu hidrosefali hastası aynı zamanda. Hidrosefali. Yani hidro malum su demek. Hidrosefali başta su durumu. Yani başta su toplanmış. Beyin omurilik sıvısında bir artış olmuş ve mesela bu tarz bebeklerde ne yapıyor? Başa şant takılıyor. Yani kafanın içerisinde bir şant takılarak oradaki fazla sıvı alınmaya çalışıyor. Yoksa kafa içi basınç ciddi anlamda artacağı için yani çok ciddi hasar verebilir kişiye. Zaten bu insanların büyük çoğunluğu her ne kadar tedavi olmuş olsa bile ilerleyen yıllarda ne yazık ki yani bu kafa biraz büyük olarak kalabiliyor. Yani ön tarafı çıkıntıysa böyle bir yetişkin insan bilin ki küçüklüğünde bu hastalığı yani hidrosefali hastalığını geçirmiş olabilir. Yani makroya bu kadar örnek yeterli arkadaşlar. Gelelim mal kelimesi. Daha evvel söylediğim gibi bunun eş anlamlısı dis kelimesi. Yani DYS ile yazıldığı zaman dis diye okuyoruz veya diz Z ile okunuyor. Bir kelimenin birleştiğinde genelde Z ile söyleniyor. Mesela dizüri, dispepsi, disfaji, değil mi? Dismenore şeklinde. Bunu görmüştük zaten. Mal da arkadaşlar bunun eş anlamlısı ve anlamı kötü. Örnek kelimemize baktığımız zaman resimde de çok net bunu görebiliyoruz ki nutrition İngilizce bir kelime ve beslenme demek. Nutrition kelimesi. Bunun başına mal koyarsanız mal nutrisyon diye okunuyor. Türkçe'ye geçtiğinde. Yani kötü beslenme. Yani kötü beslenmenin adını koymak gerekirse arkadaşlar iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi protein alamama durumu. Bir diğeri de enerji alamama durumu. Ama genelde yani yapılan çalışmalarda, istatistiklerde her ikisinin de olmadığı görülüyor. Yani mesela bu Afrika'daki bir çocuk değil mi arkadaşlar? Somali, Etiyopya eski ismiyle. O pardon, Somali değil, Habeşistan'ın eski ismi öyleydi. O bölgedeki çocuklar bu durumda ve arkadaşlar resmen kaburgalar sayılıyor, değil mi? Yani bir deri bir kemik kalmış. Kafada saç hiç kalmamış. Çünkü saç yeterince protein alamazsan kaşlar dökülüyor maalesef. Beslenmesi gerekiyor çünkü. Bu duruma protein, enerji, malnutrisyon deniyor. Yani kısaca PEM adı veriliyor. Protein, enerji, malnutrisyonu. Mesela bunun tabii ki özel isimler de var. Örneğin protein alamadığınızda buna kvaşiorkor adı veriliyor. Afrika dilinde sütten kesilme demek. Kvaşiorkor. Enerji alınamadığında ise buna marasmus hastalığı deniyor. Ama çoğunlukla marasmik kvaşiorkor. Yani kişi hem enerji almış, alamamış oluyor hem de protein almamış oluyor. Sonradan gelenler eğer ameliyathane bölünmüşse arkadaşlar ameliyathane bölümünden derse girme zorunluluğu yok. Ben sadece öylesine attım hani gelmek isteyen gelsin diye. Yoklama falan yok. Çünkü yüz yüze yoklama alıyoruz zaten ameliyathane bölümünden. Yine arkadaşlar malla ilgili başka bir örnek vereyim. Örneğin malaria kelimesi. Mal arıya. Mesela arıya hava demek. Malaria kötü hava demek. Kelime anlamı bu.
Ama bunun arkadaşlar, bu bir hastalık adı aslında. Sıtma hastalığına verilen isim bu. Yani sıtma hastalığı daha etkeni bilinmeden teşhis konmuş bir hastalık. Yani 1900 mesela 1854 yılında sıtma hastalığı fark edilmiş. Yani böyle bir hastalık olduğu ortaya konmuş. Hatta biliyorsunuz Daniel Defoe denen bir adam var. Meşhur romanı var. İşte Robinson Crusoe diye. Güya bir adada tek başına kalan bir adamın hikayesi malum. Ama romanda arkadaşlar bir yerinde şey geçiyor. Bu sıtma ile ilgili konu geçiyor. Adam sıtmaya yakalanmış ve bu sıtmanın ilacını bulmuş orada. Yani kinin diye bir ilaç. Yani daha ne olduğu bilinmeden ilacı bulunan bir hastalık düşünün. Kinin. Hala bu kinin kullanılıyor. O yüzden henüz daha neyin sebep olduğu bilinmediği için sıtma bildiğiniz gibi nöbetlerle gelen bir hastalık. Yani böyle ara ara nöbetler geliyor. Kişi titremeye başlıyor. Yani sıtma nöbeti tuttu falan derler ya. Kişi titremeye başlıyor. Ve tabii ki bizim Türkiye'de görülen sıtma hastalığı ölümcül değil Allah'tan ki. Öldürmüyor ama ciddi anlamda ya kişiyi çok rahatsız ediyor hastalık. Nadiren yani çok nadir, çok ölümcül değil hastalık ama tabii ki hayat kalitesini düşürüyor. Ondan sonra hatta bir zamanlar Türkiye'de çok yaygınmış bu. Nasıl ki verem hastalığı veya trahom çok yaygınmış 60'lı yıllarda ve devlet bu hastalıklarla yani trahom, verem gibi, sıtma gibi hastalıklarla mücadele etmek için Trahom Savaş Derneği, Verem Savaş Derneği, Sıtma Savaş Derneği falan gibi hatta dispanser deniyor malum. Dispanser açmış ve hatta o kadar çok hastalık varmış ki buna yetişebilmek için sağlık personeli yeterli değil. 3 aylık kurslarla sağlık savaş memuru diye bir memur almışlar devlette. Sağlık savaş memuru diye. Mesela adamın görevi sadece trahom. Trahom eğitim veriyor, salıyor sahaya. Sıtma eğitim veriyor, gönderiyor sahaya veya verem eğitim veriyor, sahaya gönderiyor. Tabii ki bu hastalıklarla yapılan savaş başarılı oldu arkadaşlar. Yani bazılarının kökü kazındı. Verem neredeyse hiç görünmüyor şu anda. Hatta filmlere bile arkadaşlar konu oldu. Yani verem hastalığı. Eski Türk filmlerine bakın. Çok fazla verem hastalığı ilgili şey var. Mesela kişi öksürüyor, mendil tutuyor. Mendilde kan varsa bu bilin ki verem hastalığı. Tabii ki artık günümüzde nadiren. Trahom neredeyse hiç yok. Yani trahom göğüs hastalığı arkadaşlar. Aklınıza takılabilir. Kara sineklerle bulaşan bir parazit hastalığı. Yine kendisi, pardon, bakteriyel hastalık ve konjüktivit ve akabinde körlüğe kadar kişiyi götürebiliyor. Ama tabii ki bu dediğim gibi yapılan savaş, mücadele başarılı oldu. Zaten dünyada birçok hastalık bu arkadaşlar yapılan mücadele sonucunda tabii ki dünya çapında. Bakın şu anda Covid ile mücadele veriliyor. İşte mesafedir, maskedir, ondan sonra hijyendir, aşılanma vesaire. Ama arkadaşlar bu aşı meselesinde hala bir takım geri kafalı insanlar var. Yani arkadaşlar devlet mücadele diyor. Diyor ki kardeşim aşılanın. Bakın şu anda çoğumuz maske takmıyoruz. Ne sınıflarda ne sağda solda herkes maskesiz yani. Ama bir şey olmuyor. Niye? Aslında virüsü kapıyorsun arkadaşlar. Bir şekilde kapıyorsun yani. Bir şekilde kapıyorsun, getiriyorsun, dağıtıyorsun sınıfa. Ama insanlar hasta olmuyor. Neden? Çünkü bağışıklık oluştu yani şu anda. Yani bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin tek yolu arkadaşlar veya en önemli yolu bağışıklanmak. Bu işin başka yolu yok. Evet, bu da böyle. Malaria, sıtma hastalığı ama bugün sıtmanın tabii ki kötü havadan değil, bir parazitten dolayı olduğunu biliyoruz. Ama ne zaman belli olmuş bu? Ne zaman ki 1883 yılında mikroskop keşfedilmiş ve bunun bir parazitten kaynaklandığı ortaya çıkmış ama tabii ki ismi aynı kalmış. İsmini değiştirmemişler. Ama tabii ki bu her zaman böyle değil arkadaşlar. Bazen isimler değişiyor. Yani tıpta çünkü dil yaşayan bir varlık diyorlar ya. Bazen bazı kelimeler ortadan kalkıyor. Yani kullanımdan kalkıyor. Yerine yeni kelime gelebiliyor. Zaman zaman. Evet, bir diğer kelimemiz mega. Malum bunu daha önce söylemiştik. Megali var hatta değil mi? Sonra megali. Büyüme demek. Mega da büyük anlamına geliyor. Örnek kelimemiz megakolon hastalığı. Yani kelime anlamı Türkçe karşılığı yok bunun. Megakolon diye geçiyor. Kelime anlamı büyük kalın bağırsak demek. Malum kolon, kalın bağırsak. Enteron, ince bağırsak. Evet, sonradan girenler oldu. Ameliyathane bölümü varsa arkadaşlar girmek zorunda değil. Yani
Temsilciyi gruba almışım ben. O Terminoloji Online diye bir grup kurmuştum. Mesaj listesi pardon. Oradan arkadaşımız görmüştü ki kimse girmek zorunda değil. Ameliyathane bölümü. Yoklama sıkıntımız yok yani. Çünkü pazartesi dersimiz zaten işledik bu konuları. Evet, mega kolon büyük kolon anlamına geliyor. Büyük kalın bağırsak resimde çok net bir şekilde arkadaşlar gösteriyor. Bakın ne diyor? Toksik mega kolon. Toksik yani bir çeşit zehirlenme sonucu. Kalın bağırsak şişiyor arkadaşlar. Büyüyor. Ve bakın bu çocuğun yaşı 10-11 olduğu halde karnına kadar büyük yani değil mi? Kalın bağırsak ciddi anlamda ta yukarılara kadar gelmiş. Bakın şuraya kadar gelmiş. Kalın bağırsak normalde burada kalması lazım ama gördüğünüz gibi ta yukarıdan dönüyor. Buna da işte mega kolon adı vermişler. Mega ile ilgili aslında birçok kelime var. Ama bildiğimiz bir kelime olduğu için geçiyorum. Geldik melano kelimesine. Bu kelimeyle ilgili de fazla kelime yok. Yani çok kullanılan bir kelime değil. Sadece melano dermi kelimesi var bildiğim. Dermis, deri demek. Melano dermi de arkadaşlar derinin siyah olması durumu. Bakın yine sonda iye var. Başında melan var. Hani iye tek başına bir anlamı olmadığını söylemiştik. Melano dermi derinin siyah olması durumu. Gördüğünüz gibi mesela bu kişinin yüzünde bir siyah bölüm var. Deri orada siyahlaşmış. Bunun sebebi güneş lekesi veya da doğum lekesi falan. Bunun temel sebebi de yani altta yatan sebep derinin yani ölü derinin vücuttan atılamaması. Yani ölü deri ne yapıyor? Katlana katlana bu şekilde bir pigment ortaya çıkıyor. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Seslerinizi açtım. Evet hocam Geliyor. geliyor. Geliyor mu Furkan? Evet hocam geliyor. Tamam, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Telefon çaldı, açmadım ama bazen gidiyor ses. Evet, bu örnek bu kadar yeter ama bir kelime daha var buna benzeyen, onu söylemek lazım. Melena diye bir şey var. Melena. Yani melano değil de melena. Tek başına kullanılıyor. Bu da arkadaşlar kanlı dışkı demek. Melena. Kanlı dışkı anlamına geliyor. Ama melano zaten bir örnek. Tek başına kullanılmıyor. Ancak bu şekilde melano dermi şeklinde kullanmış oluyor. Ha, bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu derinin yenilenmemesinin sebebi melatonin denen bir hormon var. Karaciğerin salgılamış olduğu melatonin hormonu. Bu hormon derinin yenilenmesini sağlayan bir hormon. Yani ölü derinin atılması alakalı bir hormon arkadaşlar. Bu hormonun salgılanması için gece zifiri karanlıkta en az 2 saat uyumanız lazım. Yani karanlıkta ancak bu hormon salgılanabiliyor. Tabii ki buna dikkat etmek lazım. Böyle bir problem varsa ciltte doktora gittiğiniz zaman size tabii ki bu, krem verecekler. Ama eğer sizin gece ışık altında uyuma alışkanlığınız varsa o zaman bu alışkanlığı değiştirmeniz ve en az 2 saat karanlıkta uyumanız gerekiyor. Evet, meta kelimesini görmüştük. Meta öteye veya ötesine demek. Malum metafizik falan demiştik. Metafizik, fizik ötesinde. Değil mi? Bizim gördüğümüz, gözümüzle gördüğümüz alemin dışında anlamına geliyor. Burada arkadaşlar karpus, el bileği, tarsus, ayak bileği demek. Bakın şu kısma göstereceğim ama şeyin altında kalıyor, zoom'un altında kalıyor, gözükmüyor. Yani bileğe verilen isim arkadaşlar karpus. Ama bilekte 8 tane kemik olduğu için bunlara arkadaşlar karpi deniyor. Karpi. Mesela os kemik demek. Yine osteon kemik anlamına geliyor. Os karpi dediğimiz zaman niye karpi diyoruz? Çünkü bildiğiniz gibi bir kelimenin sonuna iyi geldiğinde çoğul anlam veriyor. Mesela ne demiştik? Spermosit dersek tek bir sperm. Spermi sit dersek spermleri öldüren anlamına geliyor. Burada da karpi dediğimiz zaman bilek kemikleri yani sondaki i çoğul anlam veriyor. Ama bizim el tarağımız yani parmakla bilek arasında kalan kısmı el tarağı deniyor malum. Buraya da metakarpus demişler. Yani karpusun ötesinde kaldığı için işte metakarpus ve bildiğiniz gibi Türkçe'de parmağın ismi var. Onun parmak deniyor. Ama parmağın bildiğiniz gibi her parmağın 3 bölümden oluşuyor.
Bunlara isim vermemişler ama tıpta bunun adı var. Phalanx diye geçiyor. Bu arada parmak neydi? Daktilos, Yunanca. Daktilos parmak demek. Latince de digitus parmak demek. Bugün dijital diye kullandığımız kelime aslında buradan geliyor. Dijital parmakla ilgili demek. Yani dokunmatik bir nevi o anlama gelmiş oluyor. Özellikle 2010'lardan sonra bu kavram daha çok kullanılmaya başlandı. Yine metastaz diye bir kelimemiz vardı, hatırlayın. Metastaz. Staz durma demekti. Metastaz öteye durma. Yani kanser hücresinin bulunduğu ortamdan başka uzak bir organa göç etmesine metastaz deniyor. Arkadaşlar eğer mesela mide kanseri, özofagus yani yemek borusu kanserine sebep olursa buna metastaz denmez aslında. Çünkü metastaz ne demek? Kanser hücresinin uzak organlara göç etmesi. Ama günlük literatür yani rutinde bu şekilde kullanılıyor. Hani yemek borusuna metastaz yapmış deniyor ama aslında metastaz o değil. Metastaz kanser hücresinin uzak bir yere yani öteye göç diye geçiyor. Lenf sistemi aracılığıyla hiç alakası olmayan uzak organlara göç etmesine metastaz deniyor ama tabii ki komşuluk yoluyla da ne yapabiliyor? Mesela kalın bağırsak, ince bağırsak ya da örneğin duodenum kanseri yemek borusu kanserine ya da yemek borusu kanseri örneğin yutak kanserine veya ağız kanserine sebep olabiliyor yayılma sonucunda. Metayı da böyle geçtikten sonra mikro kelimesine üzerine hiç durmaya hiç gerek yok. Çünkü mikroyu zaten biliyoruz. Mikrondan geliyor bu kelime. Mikron yani küçük demek değil aslında ama bir ölçü birimi mikron. Ama mikro küçük anlamında kullanılan bir kelime. Mesela bios canlı. Burada mikrop demişiz. Aslında mikrobe diye yazılıyor. Yani sondaki B biostan geliyor. Küçük canlı. Yani mikroorganizma değil mi? Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük olan canlılara denen bir isim. Hatta burada Watar mikroskop demiş. Mikroskoplar nedir falan diye. Hatta arkadaşlar burada açıklaması var. Ne diyor? Bir mikrop mikroskopik organizma. Yani bunları açıklayan bir şey gibi bir açıklaması var. Geçiyorum bunu. Mikro kelimesine geçtik. İleri mono kelimesi arkadaşlar. Mono tek demek veya bir anlamına geliyor. Malum di veya bi iki demekti. Ama di çoğunlukla arkadaşlar çift demek. Yani bi iki tane anlamına geliyor. Bakın gösteriyorum. Ayrı ayrı bir iki demek ama bunlar birleşikse buna biz çift diyoruz. Yani di bunu gösteriyor. Evet, bir arama daha geldi ama şu an sesim geliyor. Ben görebiliyorum. Seste problem yok. Şimdi tri 3 demek. Hexa 6, tetra 5, tetra 4 pardon, penta 5 böyle gidiyor. Mesela okulus arkadaşlar göz anlamına geliyor. Okulus göz demek. Oftalmo o da göz demek. Ops hakeza göz anlamına geliyor. Mesela bu mikroskopun bakma yerine arkadaşlar oküler deniyor. Oküler yani gözle alakalı. Eğer bu bakma yeri bir taneyse bakın bu mikroskopta bir tane bakma yeri var. Buna monoküler demişler. Hatta burada var. Leitz markası monoküler mikroskop. Yani tek bakma yeri olan. Ama bir de ne var? İki bakma yeri olanlar var. Buna da iki anlamında binoküler deniyor. Bin. Ama niye bin deniyor? Araya N harfi konmuş. Çünkü bunu yapmazsak İ ile O yan yana gelmiş oluyor. Bu da kuralı ihlal ediyor. O yüzden ne yapıyor arkadaşlar? Araya bir N harfi katılmış oluyor. İki tane ünlü yan yana gelmesin diye bir tane ünsüz araya konmuş oluyor. Yine mono ile ilgili aslında çok kelime var. Örneğin son 4-5 yıldan beri iddia edilen bir konu var Türkiye'de. Tek adam yönetimi diye. Buna ne deniyor arkadaşlar? Monarşi, değil mi? Monarşi güç tek kişide, monarşide. Ama bazen ne oluyor? Oligarşi kelimesi var. Bugün oligo kelimesine kalacağız. Oligarşi azınlığın, çünkü oligo az demek, azınlığın yönetimi. Ondan sonra yine mesela teokrasi diye bir şey var. Teokrasi dini yönetim.
demokrasi, halkın yönetimi, malum. Bu şekilde kavramlar var. Yine mesela monoton kelimesini biliyoruz, kullanıyoruz. Monoton, değil mi? Tek düze. Hayat, tek düze hayat, monoton bir hayat diye bahsediyoruz. Yine monosakkaritler var, değil mi? Monosakkarit, disakkarit gibi kullanılıyor. Yine monogami diye bir kavram var ama çok kullanılan bir kelime değil Türkçe'de. Gami, evlenmek demek. Monogami, tek eşlilik. Poligami, çok eşlilik. Değil mi? Bazı ülkelerde bir erkeğin birden fazla eşi olabiliyor. Ama bazı ülkelerde de, mesela Eskimo'larda bir kadının birden fazla kocası olabiliyor. Hadi bakalım. Buyur buradan yak yani. Böyle bir durum oluyor. Yani böyle diyorlar ama arkadaşlar, emin değilim ben. Bir ara merak ettim. Okudum, gerçekten öyle şey var diyor. Okuduğum kaynakta ne derece doğru? Tabii ki bilemiyorum. Evet, monoyu da geçtik. Bakın mesela monolog diye bir şey var. Monolog. Bunu da aklıma geldi şimdi. Monolog, bir insanın tek başına konuşması. Log, konuşma demek malum. Monolog, kişinin tek başına. Hani sahneye çıkıyor mu? Monolog yapıyor mesela. Bazen de diyalog var, değil mi? Diyalog, karşılıklı. İki kişinin konuşmasına diyalog adı veriliyor. Bunu geçtik. Multi ve arkadaşlar poli çok demek. Multi ile poli eş anlamlı. İkisi de çok anlamına geliyor. Burada multipar diye bir kelimemiz var. Para, doğum yapmış kadın demek. Nereden geliyor? Partum kelimesinden geliyor. Partum. Doğum demek. Partum. Para da sunek değil aslında ama sunek gibi kullanıyor. Doğum yapmış kadın anlamında kullanıyor. Mesela multipar dediğimiz zaman birden fazla doğum yapmış kadın demek. Nullipar. Hiç doğum yapmamış demek. Multiparda, pardon, monoparda tek doğum yapmış. Primipar, birinci doğumunu yapmış anlamına geliyor. Tabii ki bu kadın doğumda kullanılan terimler bu şekilde. Ama tabii ki multi kelimesi günlük hayatımızda da bir takım yani cihazlarda bu özellik var. Multifonksiyon mesela, değil mi? Multifonksiyon. Örneğin cep telefonları multifonksiyondur. Cep telefonu ilk çıktığında sadece konuşuyordunuz arkadaşlar. Sadece konuşuyordunuz. Yani tuşlar vardı üzerinde malum. Sadece konuşuyorsun. Başka hiçbir özelliği yok. Ama ne oldu? Sonra mesaj göndermeye başladım. Çünkü çağrı cihazı diye bir şey vardı. Onun özelliğini de eklediler. Sonra alarm eklediler. Yani saat eklediler. Sonra onu eklediler. Bunu eklediler derken şu an cep telefonu neredeyse, değil mi? Android telefon deniyor. Akıllı telefon adı veriliyor. Yapamayacağın şey yok yani. Her şeyi yani çok iyi kullanmayı becerebilirsen eğer cep telefonuna arkadaşlar yapamayacağınız şey yok. İnanın ufacık el kadar bir cihaz sana dünyanın parasını da kazandırabilir. Ya eğer kullanmayı bilirsen. Yani nitekim bunu yapanlar var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Cep telefonundan para kazanılabiliyor. Hani ben zaman zaman söylüyorum ya. Ya 2010'lardan beri söylediğim bir kelime var. Bir şey var. Derslerde bunu çok tekrar ettiğim bir şey. Her şeyin başına E gelmeye başladı diyorum. 2010'lardan beri söylüyorum bunu. Neden? Çünkü bir dönüşüm var dünyada. Dijital dönüşüm. Yani her şeyin başına E geldi. E devlet oldu, E nabız oldu, E ticaret oldu, E sağlık oldu vesaire. Yani dolu. Her şeyin başına E geldi şu anda. Tabii ki bu bir dönüşüm. Ne diyorlar? Dünyada değişmeyen tek şey değişim. Değişmeyen değişimin kurbanı olur. Biliyorsunuz bir değişimin en zirvesi dönüşümdür, değil mi? Yani değişme kaçınılmaz bir şey zaten ama değişimin zirvesi dönüşümdür. Bakın örnek vereyim size. Az önce hani fatness dedik ya. Örneğin fatness şişmanlık demek veya şişman demek veya şişman olmak yani. Peki bunun tersi ne? Fitness. Mesela 120 kilo olan bir insan 20 kilo verdiğinde arkadaşlar ne olmuş olur? Kilo vermiş olur. Yani değişir yani, değil mi? Bayağı değişir. Oo falan derler. Ya sen bayağı değişmişsin falan derler. Ama dönüşmüş olur mu? Dönüşmüş olmaz. Ama ne zaman ki o insan fit olur, yani fitness'a fitness olduğunda işte arkadaşlar o insan dönüşmüş oluyor. Başka bir şey oluyor. Bakın şişmanlıktan o kadar geliştirmiş kendini, o kadar değişmiş ki artık bambaşka bir şey olmuş yani. Böyle insanlar çok. Yani adam kilo vereyim diye başlıyor. Sonra dünya vücut şampiyonu oluyor mesela. Veyahut da böyle Mr. Olympia falan filan gibi şey yarışmalar var. Türkiye'de pek duymuyorum. Ama Urfa'nın da bir tane arkadaş vardı. Adını çıkaramıyorum şu anda. Bu arkadaşımız da kilo vermek için başlamış. Bu
Ben şu an Ataşehir'de oturuyorum. Bizim yukarıda belediyenin yani büyükşehire bağlı bir yer var. Böyle spor salonu gibi. Adam orada çalışmış ya. Kilo vermek için başladı bu süreçte. Adam yani şu anda şey kazandı. Mr. Olympia değil de böyle bu fitnessla ilgili bir yarışma var. Tabii yurt dışında, Türkiye'de yok yani. Adam orayı kazandı yani. Birinci oldu orada. Ama çoğunuz bunu bilmiyorsunuz yani. Ben ismini çıkaramıyorum şu anda. Aynen. Yani Süleyman Çevik olabilir mesela. Atıyorum yani emin değilim tam. Demek ki arkadaşlar neymiş? İstersen ya bir insan istemeye görsün arkadaşlar. Yapamayacağı şey yok. Ya kapatıyor. Adam gene arkadaşlar birisi ısrarla sesim geliyor mu şu anda? Birisi ısrarla arıyor da. Chatten yazar mısınız lütfen? Ses var mı? Ses. Birisi yazsın bir zahmet. Sesim geliyor mu? Tamam. Teşekkür ediyorum Sabri. Yani ısrarla kapatıyorum. Israrla arıyor arkadaşımız. Sağ olsun. Yani acil ne varsa bilmiyorum artık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Az kaldı arkadaşlar. Multi'yi de geçiyorum ben. Gelirim nano kelimesine. Bunun üzerine durmayacağım. Daha önce söylemiştim. Görmüştük bunu. Jigantizm kelimesinde hatırlarsanız görmüştük. Hatırlayalım. Bir kelimenin sonuna izm eklersen o hastalık demek. Yani günlük yaşamda sosyal bilimlerde bildiğiniz gibi izm doktrinleri gösteriyor. Fikir akımı yani. Değil mi? Sosyalizm, işte ne bileyim Kemalizm, komünizm falan filan gibi fikir akımlarını gösteriyor. Ama tıpta bir kelimenin sonunda eğer izin varsa hastalık. Mesela jigantizm delik hastalığı, nanizm de jigantizm demek. Mesela bu resimde görmüş olduğunuz bayan 30 yaşında onların ablası. Düşünün. Ya bu çocukların ablası mı artık nesiyse ben bakmıştım. Resim bulurken hikayesine bakmıştım. Onların ablası yani. Düşünün 30 yaşlarında ama gördüğünüz gibi elleri falan bebek gibi maalesef gelişmiyor. Peki niye öyle? Arkadaşlar STH denen bir hormon var. Büyüme hormonu. Bu hormonu da tetikleyen TSH diye bir hormon var. Yani o da tiroid hormonu. Tabii ki insanın büyümesi falan tabii ki hormonlar belirliyor. O yüzden hormonlar son derece önemli. Ve arkadaşlar size kötü bir haberim var. Bu yediğimiz hormonlu besinler maalesef bizim doğal hormonlarımızı son derece etkiliyor. Ve bu tarz hastalıklara sebep olabiliyor. Hatta daha tam tersine başka şeyler de olabiliyor. Mesela Çin'de bir dönem erkeklerde bunu söylemiştim size. Jinekomasti hastalığı patlamış mesela jinekomasti. Çin hükümeti bu konuyu araştırdığında altından ne çıkıyor? Tavuklara verilen bir hormon erkeklerde bu hastalığa sebep oluyor. Yani meme dokusu büyümeye başlıyor. Normalde büyümemesi lazım. İşte bazen devlik oluşuyor, bazen cücelik oluşuyor, bazen ergenlik yaşı normalde yani bayanlarda eskiden 13-14'tü yani kız çocuklarında ama şu an bu yaş 8-9'lara gelmiş durumda. Yani daha ilkokulda okurken bile maalesef ergenliğe erişen kız çocukları var. Valla bu da çok tehlikeli bir durum. Aynı şekilde erken menopoza sebep olabiliyor dediğimiz besinler. Ve hatta hormonlu besinden homo yaptığı söyleniyor. Homo. Türkiye'de çok yaygınlaştı yani son yıllarda. Çünkü ne yapıyor hormonlu besinler? Biliyorsunuz kadında da erkekte de her iki hormon var. Yani testosteron ve östrojen hormonları. Ama erkekte testosteron fazla, kadında östrojen fazla. Ama işte özellikle erkeklerdeki testosteron seviyesini baskıladığı için yapay hormonlar ne yazık ki homoluğu da yani homoseksüelliği ne yazık ki tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Ama sadece onu söylemek yanlış. Bugün prim yapmak isteyen bir erkek böyle biraz yumuşak şeyler söylediği anda prim yapmaya başlıyor. Bakın şeylere yani sosyal medyaya prim yapacağım diye arkadaşlar insan neler yapıyor şu anda? Yani illa bir fenomen olacağım diye. Ne yazık ki çok kötü duruma düşenler de var. Evet, nekro ölüm demek. Bununla ilgili size önce bir şey söyleyeyim. Mesela İstanbul'un eski adı Konstantinopolis. Ne demekti? Konstantin'in şehri, değil mi? Latince polis şehir demek. Ben
Mardin'in Derik miydi? Bir ilçeye gittim arkadaşlar. Orada böyle tarihi bir yere geldik 2 sene önce misafirlerimle. Bir tane tarihi kalıntı vardı. Girişinde nekropolis yazıyordu arkadaşlar. Nekropolis. Ne demek? Ölüm şehri demek. Hikayesi de şöyle. Çok kısa bahsedeyim. Sasanilerle Romalılar bir savaşa düşüyor. İşte milattan sonra mı önce mi hatırlamıyorum. Sasaniler 4.000 tane Romalı askeri orada öldürüyorlar. Ve bu olaydan 15 sene sonra Romalılar orada bir anıt mezar gibi bir şey yapmışlar. Böyle taşın kayaların içine oymuşlar falan. Oraya da nekropolis adı vermişler ve hala ölen askerlerin bazılarının kemikleri gözüküyor. Böyle cam tavan yapmışlar. Daha doğrusu cam zemin. Yani zeminin altında mezarlar var. Görebiliyorsunuz. Mardin'de olup da gitmeyen varsa burayı görse iyi olur bence. Nekro bu anlamda ölüm demek. Bir de infarktüs kelimesi var. İnfarktüs kalp krizi için kullanılan bir kelime. Hatta şöyle deniyor. Miyokard infarktüsü. Miyokas demek, kardiyum kalp demek. Miyokardiyum dediğimiz zaman kalp kası. Miyokard infarktüsü de. Kısaca buna MI deniyor. MI. Yani kalp krizinin kısaltması MI şeklinde ifade ediliyor. Nekrofil diye bir hastalık var. Fili neydi arkadaşlar? Ölü sevici değil mi? Pardon. Seven demek. Nekrofili ölü seven. Pedofili çocuk sevici. Ona zoofili hayvan sevici. Maalesef böyle bir sapık var. Hatta bundan 20 sene önce bir film hatırlıyorum. Bir tane nekrofili hastası büyük torpillerle, çabalarla morgda bekçi oluyor arkadaşlar. Morg bekçiliğine adam giriyor. Ve adamın niyeti başka zaten. Yani oraya bir şekilde kendisi nekrofili hastası olduğu için bunu filmlere işlemişlerdi ve filmin sonunda olayın gerçek olduğunu yazıyor. Yani olay gerçekmiş yani. Bazen gerçek olaylar filme uyarlanıyor. Neo kelimesini zaten İngilizce new'den geldiğini söylemiştik. Artık sonlara geliyoruz arkadaşlar. Daha önce söylemiştik plazm oluşum demek. Neoplazm dediğimiz zaman yeni oluşum anlamına geliyor. Yani vücutta arkadaşlar herhangi bir şişlik olduğunda ya bunun iki sebebi var. Ya iltihaptan şişer veyahut da tümördür. Zaten tümör şişlik demek. Peki bunun sebebi ne? Bakın normalde bu da söylüyor. Neoplazm nasıl başlar diye söylüyor. Kimyasal karsinojenler, radyasyon ve de infeksiyöz ajanlar yani bulaşıcı hastalık etkenleri. Örneğin karaciğer kanserine hepatit B sebep olabiliyor. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Hücreye saldırıyor ve hücre çekirdeğine zarar veriyor. Biliyorsunuz hücre çekirdeğimizde ne var? Kromozomlarımız var. Yani DNA'mız var. Dolayısıyla DNA'ya hasar verdiği için bakın burada söylüyor. DNA damaj diyor. Damaj kelimesi İngilizce hasar demek malum. Bu araba yarışı oynayan varsa o da söyler. Araba işte damaj bandır yani şey oldu. Ben oynamıyorum da gençliğimde oynuyordum. İşte hasar aldı falan tarzında. Ondan sonra damaj. Evet damaj hasar demek. Ne oluyor arkadaşlar? Transformasyon oluşuyor. Yine bakın şeyin zoom'un altında kaldığı için pek net gözükmüyor belki ama paylaşın hemen altında şey var. Hücrenin çekirdeği değişime uğramış. Form bildiğiniz gibi şekil demek. Transformasyon da yani transformer var ya arabalar hani robot oluyor, robot araba oluyor falan. Transformasyon şekil değişikliği demek. Yani hücre çekirdeği zarar görüyor ve insan bedenindeki sistemi tanımayan başıboş bir hücre topluluğu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve kendi damarlarını yapıyor. Kendi yapısını oluşturmaya başlıyor. Arkadaşlar buna yeni oluşum diyoruz. O yüzden mesela böyle bir durum varsa mutlaka doktorun oradan biyopsi alıp hücre yapısını incelemesi gerekiyor. Patolog bakması lazım. Ya yani bu kötü huylu mu değil mi? Çünkü bazen yani tümör diyorsun, eğiliyor diyorsun ama maalesef kötü huylu çıkıyor. Ve ne yazık ki Türkiye'de şu anda her 3 kişiden bir kişi, pardon 3 dakikada bir kişi maalesef kansere yakalanıyor. Evet, bir iki kelimemiz kalmış. Nikt ya da nokt gece demek. Bakın örnek kelimemiz nikt üri. Üriyi daha önce gördük. Üri işeme demek. Veyahut da idrarda anlamına geliyor. Mesela nokturi dediğimiz zaman gece işemesi ne demek? Bakın sormuş adam burada. Are you urinating frequently at night demiş. Gecede kaç defa, ne kadar sıklıkla idrar çıkartıyorsun? Tabii ki bu bayanlar için geçerli bir soru değil. Erkeklere sorulan bir soru. Eğer bir erkek yatmadan önce tuvalete gitti.
idrarını yaptı, yattı. Gece işte 2'de, 4'te, 6'da neyse birkaç sefer eğer idrar yapıyorsa, yani uyanıyorsa, bu o kişide prostat büyümesi olduğunun habercisi. Çünkü neden? Prostat bezi sadece erkeklerde bulunan bir bez ve mesanın üretranın her iki tarafında bulunuyor. Ve bu bez büyüdüğünde üretrayı daralttığı için kişi idrarını yapamıyor tam olarak. Yani tamam, tuvalete gidiyor, idrar kesik kesik geliyor ve maalesef tam olarak boşaltamıyor mesaneyi. Bu tip insanların arkadaşlar artık prostattan şüphelenip doktora gidip muayene olması lazım, ama çok tavsiye etmiyorum. Çünkü prostat muayenesi maalesef aynen bayanlarda yapılan bir muayene gibi. Mesela bayanlarda diyelim ki işte bakiyelik testi falan yapılıyor. Anüsten yapılır bu muayene. Erkeklerde de arkadaşlar prostat muayenesi anüsten yapılıyor. Rektal tuşe denilen bir yöntemle. Yani doktor ne yapıyor arkadaşlar? Parmakla. Çünkü prostat çok geride. Önden görülmesi mümkün değil. Anüsten, anüse daha yakın olduğu için orada parmakla muayene ediyor. O yüzden yani erkeklerin bu konuda özellikle 65 yaş üzeri iki erkeklerin birisi bu işten muzdarip maalesef. İlla ki bir prostat problemi yaşıyor. Evet, non değil demek. Bundan söylemiştik. A yok demek, non değil demek. Mesela patoz hastalık, patojen hastalık yapan, non patojen hastalık yapmayan. Bazı bakteriler patojendir, bazıları non patojendir, bazıları da fırsatçı patojendir. Yani normalde hastalık yapmaz. Mesela ağzımın içinde bakteri dolu şu anda. Normalde hastalık yapmıyor. Ama fırsatını bulursa seni hasta ediyor. Örneğin çok soğuk su içersen boğazın şişiyor. Niye? Orada bakteriler var çünkü onlar...